Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Cem Küçük, senin de belirtmiş olduğun gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 10'da Saraçhane'ye, bizlerin de bulunduğu bu noktaya gelecek ve buradaki sendikalarla beraber Taksim'e yürüyeceklerini söylemişlerdi. Saat 10'da tabii ki bu yürüyüş başlayacak mı, başlamayacak mı? Başladığı takdirde bir müdahale olacak mı? Çünkü çok sayıda polis ekibi burada güvenlik önlemi almış durumda. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'ten göstermesini isteyeceğim polis bariyerlerini. Polis burada tam anlamıyla Saraçhane'nin etrafına etten duvar ördü. CHP Saraçhane'yle sendikalara buluşalım çağrısında bulundu ve bu noktadan Taksim'e yürüyelim demişlerdi. CHP bundan, İstanbul Valiliği de 1 Mayıs'ta Taksim kapalı sözünden vazgeçmedi. Artık saat 10'un olması bekleniyor. Saat 10 olduğunda CHP yönetimi buraya gelecek. Şimdi ilerleyeceğiz bizler de Saraçhane'de. İBB'nin hemen önündeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hizmet binasının etrafı tamamen bariyerlerle kapatılmış durumda ve hiçbir şekilde ne bir sendika üyesinin, ne bir vatandaşın, ne de bir basın mensubunun İBB hizmet binasına girmesine izin verilmiyor. Sabah erken saatlerden itibaren ilk buraya gelen sendika ise DİSK oldu. Dakikalar önce DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraber DİSK üyeleri bu alanda yürüyüşlerini gerçekleştirdiler ve 1 Mayıs sloganı atarak ilerlediler polis kontrolünde. Hiçbir şekilde, tekrarlıyorum, Saraçhane'ye hiçbir şekilde araç girişine izin verilmiyor ve herhangi bir şekilde park etmiş bir araç da bulunmuyor Saraçhane etrafında. Gece saatlerinden itibaren park halindeki araçların da kaldırılması talimatı verilmişti İstanbul Valiliği tarafından ve İl Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri onu da gerçekleştirdiler ve sabah erken saatlerden itibaren de alınan güvenlik tedbirleri kapsamında hiçbir şekilde Saraçhane'nin etrafında araç girişine izin verilmiyor. Aynı şekilde metro ile buraya ulaşmak da özellikle Hacı Osman Yenikapı metrosunda kolaydı. Vezneciler durağında inip buraya ulaşabilirdi vatandaşlar normal bir günde. Ama bugün bu da mümkün değil. Çünkü İstanbul Valiliği dün aldığı kararla Vezneciler durağının da kapalı olduğunu belirtti. Sadece Vezneciler durağı değil, Levent'ten Yenikapı istasyonuna kadar ara tüm duraklarda hiçbir şekilde indi bindiye izin verilmiyor İstanbul Valiliği kararıyla. DİSK burada toplandı sabah erken saatlerden itibaren. Her geçen dakika buradaki kalabalığın arttığını söyleyebilirim. İBB hizmet binasının hemen duvarını göstereceğim. Bakın orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ismini taşıyan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun pankartı yer alıyor. O pankartta 1 Mayıs'tan dolayı buradaki yerini almış durumda. Sendika üyeleri gelmeye devam edecek buraya. Bizler öyle bilgiler aldık. Sendikalarla konuştuğumuzda buraya birçok sendikanın gelmesini bekliyor DİSK özellikle. Ve burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelmesinin hemen ardından Taksim'e doğru bir yürüyüşe geçilmesi planlanıyor. Tabii ki bu yürüyüşe polisin müdahalesi nasıl olacak? Yusuf, şöyle biraz daha hızlı ilerleyelim istersen. Taksim'e yürüyüş güzergahına doğru gidelim. Orada pankartlar açıldı ve çok sayıda polis ekibi yine orada bekliyor. Taksim'e yürüyüşe izin verilmeyeceğini söylemişti İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği. Saat 10'da bu yürüyüşe herhangi bir müdahale olacak mı? Yoksa bu yürüyüş gerçekleşebilecek mi? Bizler de merak ediyoruz. Saat 10'da bu gelişmeyi sizlerle paylaşabileceğiz ancak. Tabii ki Özgür Özel saat 10'da gelmesi planlanıyor Özgür Özel'in. Saat 10'u geçer mi gelmesi, yoksa düşük bir ihtimal ama daha mı erken gelir? Onu da bizler burada yaşayarak göreceğiz ve sizlere aktaracağız burada her ne yaşanırsa tabii ki. Bakın burası mesela, aşağı taraftan herhangi bir şekilde araç girişine buradan da izin verilmiyor. Saraçhane'nin olduğu bu bölge tamamen abluka altına alınmış durumda. Yoğun güvenlik önlemi var. Yusuf, ilerleyelim, yayını şu noktada bitirelim. Kaan Kalyoncu Taksim Meydanı'ndan anlatırken belirtmişti. Kent güvenlik sistemi kameraları bugün polisin gözü kulağı olacak diye. Aynı şekilde burada da kent güvenlik sistemi kameraları kurulmuş durumda ve çok sayıda burada polis ekibi nöbetine devam ediyor ve Taksim Meydanı'na yürüyecek olan DİSK üyeleri
Bakın orada çelenkleriyle beraber toplandılar. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada ve diğer üyeler Taksim Meydanı'na gitmek için artık diğer sendikaları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bekliyor. CHP İl Başkanı Özgür Çelik de bu noktada olacağını dün sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şöyle yayını böyle noktalayalım Yusuf, gel istersen. Şöyle arkamıza bir boşluğu alalım. Çünkü bu boşluğun dolmasını bekliyor buradaki polis ekipleri ve sendika üyeleri. Çok sayıda sendikanın buraya geleceğini biliyoruz bizler. Saat 10'da Özgür Özel'in gelecek olduğu alandayız. Ve bu alandan Taksim Meydanı'na yürüyüş saat 10'da başlayacak mı, başlamayacak mı? Başlarsa bir polis müdahalesi söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Tüm bunları bizler burada yaşayacağız ve sizlerle an be an paylaşacağız. Hanifi, diyelim. Sözü tekrardan Hanifi, sana şahiden şey sizlere bırakalım. Cem Küçük. Hanifi, bir hemen ayrılma. CHP Genel Başkanı birazdan gelecekti. DİSK üyeleri nerede toplanıyorlar? Bir de başka gruplar da var mı orada şu an gözüne çarpan? Yani DİSK'i görüyoruz orada ama başka gruplar da var mı? Evet Cem Küçük, şöyle bir şey. Saat tam 10'da gelmesi planlanıyor Özgür Özel'in ve tam olarak geleceği nokta işte burası. DİSK üyelerinin olduğu yer. Başka gözüme çarpan bir sendika veya bir siyasi parti var mı diye soracak olursam evet var. Çok fazla siyasi partinin burada olacağını bizler biliyoruz. İki nokta var aslında Taksim'e yürüyüşe geçilecek olan. Birisi Saraçhane Meydanı, bir diğeri ise DEM Partisi belirtmişti. Beşiktaş Meydanı'ndan bizler de yürüyeceğiz demişlerdi. Beşiktaş Meydanı'nda da bir toplanmanın söz konusu olduğunu bizler biliyoruz. Diğer birçok siyasi parti de bu noktada CHP ile beraber kol kola girecek ve Taksim'e yürüyüşe geçecek saat 10'da bu şekilde planlanıyor. DİSK genel işte geldi ve şu anda 1 Mayıs sloganları atılıyor. Aynı şekilde Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği de burada, onlar da geçişlerini yapıyorlar şimdi. 1 Mayıs İstanbul Saraçhane'de kutlanmaya erken saatlerden itibaren başladı. Çok yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu da söyleyebilirim Cem Küçük. Belirtmiş olduğun hususta bir konuya daha değinmek istiyorum. Şöyle gelir misin Yusuf, bir gelir misin? İleride DEM Parti'nin otobüsünü göstermen mümkün mü? Bakın DEM Parti'nin otobüsü de Saraçhane Meydanı'nda yer alıyor. Yani DEM Parti de bu yürüyüşe destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte diyelim. Sözü tekrardan Taksim'e yürüyüşe geçilecek olan Saraçhane Meydanı'ndan size bırakalım Cem Küçük.